Hoppa, aldım. Bu ne? Arkadaşlar çok iyi bir şey aldım. Çok güzel de boy arkadaşlar. Harikasın. Bu şekilde. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar herkese merhabalar. Hakan Duşkan'a hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere alçek av yöntemiyle LRF avı yapmaya geldim. LRF avıyla arkadaşlar mikrocikleri kullanarak iç sabit tral yakalamaya çalışacağım. Ben sizlere kullandığım ekipmanı, avlandığım merayı sürekli videolarda gösteririm ama bazı arkadaşlarımız abi işte merayı detaylı şekilde gösterir misin diye yorum yapmışlardı bana. Sizler için de şu an avlandığım bölgeyi kısaca tarif edeceğim arkadaşlar. Ben bugün Mersin Atatürk Parkı'nda LRF avı yapmaya geldim. Atatürk Parkı dediğim yer Mersin Limanı. Bizim için alçek balık avlarında limanlar her zaman verimli, potansiyeli yüksek yerlerdir. Mesela arka tarafımız liman arkadaşlar. Şöyle hemen limanı gösterelim. Liman içleri, taşların dipleri mutlaka LRF avlarında verimli bir avcılık olacaktır. Limanın yanı sıra dış taraf, sahil bölümü. Burası Atatürk Park arkadaşlar. Burası Millet Bahçesi diye geçiyor. Eski Luna Park'ın olduğu bölge. Bu sahilde levrek avlayabilirsiniz. Mesela kıyı şerit taşlar arkadaşlar bakın. Taşlar limanın burnuna kadar giden bir bölgedir. Ve bizim için en potansiyeli yüksek bölge burası. Bu dökme kayalar avcı balığın yemlik bulabileceği en potansiyeli yüksek yerlerdir. Avcı balık her zaman sabah suyunda veya da akşam suyunda bu gibi liman girişlerine, liman çıkışlarına girerek karnını doyurmaya çalışır. Aynı şekilde küçük yemlik balık da limana barınmak için kaçar. Veyahut da isavi tarzı, tral tarzı balık da daha küçük balığı yemek için limana girer. Onun arkasında da avcı balıklar, lüferler, barakudalar onu yemeye gelir. Hani bu sinsili yolla devam eder arkadaşlar. Hani bizim LRF avlarında, spin avlarında, Mersin bölgesinde her zaman liman girişleri, liman çıkışları, menderekler hem LRF hem spin avı için çok verimli bir yöntemdir. Hani bu da aklınıza bulunsun. Zaten birazdan da videoda size daha detaylı şekilde anlatacağım. Herkese iyi seyirler. Herkese günaydın arkadaşlar. Şimdi bir sabah suyu yapacağım. Mikrojiklerle başlayacağım ama. Şöyle pembeyle başlayalım. Willy Junior 8,5 gram. LRF'cik arkadaşlar. Bakacağım nerede isabet, tral herhangi bir şey var mı diye. Nasibimizi kovalayacağız. Hoppa aldım arkadaşlar. Bir tane aldık bakalım. Sabahımızın kısmeti. Ya isabet ya sarı kuyruk. Sarı kuyruk. Gel bakalım. Güzel paketlemiş. Bu sarı kuyruk dediğim arkadaşlar isabetle tralın karışımı gibi bir şey. Yani isabet türü aslında da bizim burada buna isabet diye adlandırıyorlar ama bu sarı kuyruk. Birçok işte tral diyebilir ama tral değil. Bakın kuyruğu sarı. Yani farklı bir tür. Arkadaşlar şimdi değişik bir renk deneyeceğim ya. Şimdi pembeyle zaten alıyorum. Denemek istediğim farklı bir renk var. Yine Willy Junior'da deneyeceğim. Şöyle şunu koyalım. Şu şekilde limon rengi arkadaşlar. Sırtı yeşilimsi, altı turuncu. İsabit yeşil rengi seven bir hayvan. O yüzden bakalım biraz şunu deneyeceğim. Zaten pembe zebra vuruyor da. Bu renk de çok hoşuma giden bir model. Thank you.
Hoppa. Dedim ya arkadaşlar, yeşil İsabet'in kralı sevdiği bir renk. Zaten çapayla da tüyde de yeşil renk güzel. Jikte de gerçekten başarılı. Muhtemelen bir tane daha sarı kuyruk. Evet. Şu şekilde bir tane sarı kuyruk. Dur sakin ol, sakin ol. Bunlar lezzetli balık arkadaşlar. Çok fazla büyümezler. Şöyle bakın, burnu krale göre biraz daha sivri. Ve kuyruğu sarı. Bunlar istavit türü aslında. Şöyle Willy Junior 8,5 gram. Evet, bir tane daha aldım arkadaşlar. Biraz daha iri sanki. Diğerlerine göre bu biraz daha iri gibi ya da ters tarafa takıldı, paket oldu. Şuna bakın, küçük balık nasıl için. Yok, aynı boyutlarda ama biraz daha güçlü bastı. Bir tane daha şu şekilde arkadaşlar. Bizim yeşil rengi. Şimdi arkadaşlar jiki tekrar değiştireceğim. Pink zebra ile aldım. Şu şekilde limon rengine de iki tane aldım. Şimdi deneyecek olduğum bir tane renk var. Zebra Glow. Zaten o da hani fix çalışan renklerden birisi. Nerede? Şurada. Ben sürekli renk deniyorum arkadaşlar. Şimdi hava biraz açtı. Zebra'yı çok iyi görecekler. Zebra gece avlarında da etkili. Işıklı olan bölgelerde avlandığınız zaman zebra glowcikler de gece avında etkili olabiliyor. Şu şekilde Willy Junior 8,5 gram zebra glow rengi. Havada aldı. Havada aldı arkadaşlar. Havada yapıştı. Aksiyon verdim. Gelecekti beysin diye bekliyordum. Neymiş bu psikopat? Bu istavit sanki. Evet, bu istavit. Güzel bir tane istavit arkadaşlar. Hoppa. Yok, sarı kanat. Bu da sarı kanat. Ama balığı kaçırmadım. Bu sarı kanat ama şey olmuş. Boyu uzun arkadaşlar. Normalde sarı kanatlar böyle geniş olur. Tral gibi. Bu istavit gibi bakın. Bir an ben de şaşırdım. Kıyıya getirdim. Cik ağzından çıktı. Havada aldı. Havada aldı. İki de buzik havada iyi arkadaşlar. Gel bakalım. Sen ne güzelsin ya. Zebra Glowcik ikidir havada kapıyor arkadaşlar. Ah, gitti. Şöyle bir daha atalım bakayım. Havada düşerken yapışıyor bazen. Hoppa, bir daha aldım. Oo, bu güzel bir şey. Bu güzel bir şey arkadaşlar. Bu güzel. Biraz
Bu büyük. Gel bakalım, gel gel gel. Tamam, sakin ol. Taşa da girmesinden korkuyorum. Hani LRP takımıyla avlanınca hayvanın burnunu falan çeviremiyoruz arkadaşlar. Kendini bırakmıyor. Gel buraya gel. Şuna bak, ufacık bir şey paketlemiş ya. Paketleyince arkadaşlar çok güzel bakımlıyor. Şuna bakın ya, Willy Junior 8,5 gram. Bugün gerçekten harika işler çıkarıyor. Ve her rengeli de aldım arkadaşlar. İzmarit balığı var bizim burada. İzmarit balığına çok yakın bir yapıda tasarlanmış. Hani hem izmarit hem sardalya yavrusu gibi. O yüzden avcı balıklar daha rahat rağbet gösterebiliyor. Aldım. Bu ne? Arkadaşlar çok iyi bir şey aldım. Çok iyi bir şey aldım. Bu ne? Bu ne lan? Allah Allah. Karetta mı? Tosfa galiba. Galiba tosfa. Ya vatos ya tosfa, bir gitsinden biri. Bir yara aynı bu şekilde olmuştu arkadaşlar. Büyük çıplak geldi. Çıpla bu yanağın yan tarafından yakalamışım. Demek hayvan nasıl hareketsiz kaldıysa kocaman çıplak 4-5 kilo. Aynı bunun gibi hamle yapıyordu. Ama bu muhtemelen ya vatos ya karetta. Benim tek niyetim acaba kıyıya gelip de Jiki kurtarabilir miyim? Tamam, sakin ol. Arkadaşlar abi balık. Abi balık balık, çıplak. Çıplak çıplak. Dedim ya bak, dediğim olay başıma geldi. Tersten takılmış. Harikasın ya. Gel bakalım. Bunu en rahat alabileceğim kaya şurası. Daha önce de başıma gelmişti. İğne ters tarafa takılıyor arkadaşlar. Ters tarafa takıldığı zaman da aynen bu da hani çok büyük, abartılı büyük bir şey değil ama iğne tersi oturduğu için güzel bir tane lişe. Tam kuyruktan yakalamışım. Tam kuyruktan yakalamışsın. Sakin ol. Sen artık yorduk. Gel bakalım. Şunu tutsan abi. Çok güzel paketlemiş ya. Of. Güzel de boy arkadaşlar. Harikasın. Bu şekilde şöyle göstereyim. Vatos dedik, karetta dedik. Çünkü tersten bakın karnına takılmış. Bu gibi durumlarda hayvan gücünü uygulayamaz. Kendini kasar, o şekilde geldiği için değişik bir güç uygular. Harika. Willy Junior 8,5 gram arkadaşlar. Ufacıkcık. Harbi mi? Aladan ucuzcık. Aladan ucuz. Ocik'in orijinali 320 lira şu an. Kullandığım. Hoppa, bir tane daha aldım. Oo, ilk başta basmadı, sonradan bastı. Gel bakalım. Vay, kalamayı yiyor bizi. Bu da muhtemelen paket oldu arkadaşlar. Paket olduğu zaman hayvan normalden fazla güç uyguluyor. Yanlamasına geldi şimdi. Bak, bu da kuyruktan yakalamış abi. Evet. Bakın bu da paket. Gördüğünüz gibi sarı kanat.
sarı kuyruk, pardon. Sarı kanat deyince lüfercere demesin, o lüfer değil diye. Şöyle. Şimdi arkadaşlar size kısa bir detaylı şekilde aksiyon göstermek istiyorum. Şimdi biz bu avları yapıyoruz ama bu avları yapmak için LRF avlarında kullandığınız ekipman doğru olması gerekiyor. Mesela benim bugünkü avımda kullandığım Village Junior 8.5 gram jikiydi. Bu jikleri kullanmak için LRF ekipman lazım. Hani birçok arkadaş videolarda izleyip bu ürünleri alıyor veyahut da diğer kullandığım spindeki ürünleri alıyor. Ama eğer kullandığı ekipman bu sahteleri atmaya uygun değilse maalesef balık alamazlar. Bakın bu şekilde küçük jikleri kullanmak için ya LRF takımı ya Light Spin takımı lazım. Benim kullandığım makine Shimano Nasin 2500'ü ve kamışım da Osaka Multiverse 230 boyunda 325 atarlı bir, aslında LRF değil de Light Spin ekipman arkadaşlar. Ama kamış hassas olduğu için 8 gramları, 5 gramları, 10 gramları çok rahat şekilde aksiyon verebiliyorum kamışta. Vermez gereken aksiyon da şu. Zaten videoda da gördünüz. Şimdi biz genelde kıyı avcılığı yapıyoruz. Taş diplerinde istavrit, tral, levrek gibi avlar, balıklar kovalıyoruz. Bunları mikrocik avıyla yaparken arkadaşlar jiki elinizden geldiğince dipte tutmaya çalışın. Tabii ki meranın dip yapısı da önemli. Eğer çok kayalık bölgeyse çok fazla dibe indirmeden orta sudan suyu üstlerine çekebilirsiniz. Ama merada kaya yoksa, ön tarafı kumluk, sadece kıyı şerit kayaysa mutlaka jiki dipte tutmaya çalışın. Sürekli jiklere aksiyon olmaz. Aksiyon verip jiki geri dibe indirmek gerekiyor. Bakın şimdi. Mesela jiki aksiyonumuzu vereceğiz. Şu şekilde diyelim ki 7-8 defa tahmini vuruş yaptık. Bekleyin arkadaşlar. Jik tekrar dibe insin. Çünkü jik avcılığı geniş bir yöntem olduğu için hem dibi hem orta suyu hem suyu üstünü tarayan bir yöntemdir. Ama en verimli avcılığı dipte yapılır arkadaşlar. O yüzden jiki elinizden geldiğince dipte tutmaya çalışın. Jiki tekrar dibe düşürdük. Bakın 7-8 defa daha vuracağım. Diyelim ki balık alamadınız. Tekrar bekleyin. Jik tekrar dibe insin. Bu olayı 3 defa 4 defa tekrarlayabilirsiniz. Tabii ki avlandığınız meraya göre. Eğer kayalık meraysa bu dediğimi yapmayın. Jiki takar kaybedersiniz. Ben açıkta herhangi bir taş olmadığı için bu şekilde istediğim gibi jiki dibe indirebiliyorum. Kayalık merada da biz jiklerde genelde çift lastik kullanıyoruz. Hani üstte tek, arkada üçlü değil. Direkt çift lastik takarak o şekilde avlanıyoruz. Kayalık bölgelerde biraz daha takılma riskini en aza indirsin diye. Hani verimli bir yöntem. Bu da aklınıza bulunsun arkadaşlar. Üç tanecik gitti mi? He. Aldım. Bir tane daha aldık. Bakalım. Sercan abi öbür tarafa bak, buraya bakma abi. Sen baktın balık kaçıyor. Sen arkanı önüktü, ben balığı o yüzden aldım. Bu tarafa bakarsan balık kaçar. Güzel boy arkadaşlar. Bu da potuk gibi olmuş bu tabanı. Aynen güzel boy. Hoppa. Şu balon güzelliğine bakın. Şöyle arkadaşlar. Lan sakin ol. Hoppa, bir tane daha aldım arkadaşlar. Bu da sarı kuyruk muhtemelen. Güzel kafa atıyor. Bu biraz sinirli. Gel tamam, sakin ol. Dellendi arkadaşlar. Ne oldu buna kıyıda birdenbire? Oğlum ne oldu sana? Niye dellendin? Ne güzel geliyordun. Bu da paket olmuş.
O güzel. Bu biraz daha iriymiş. Of, tokmak gibi olmuş ya. Bizim LRF'nin dediği gibi dolma arkadaşlar. Dolmalık patlıcan gibi. Bir tane daha kandırdık. Şöyle sarı kuyruk. Arkadaşlar çok güzel bir merada. Sabah suyumuzu yaptık. Avımızı şu an sonlandırdık. Gece saat 2'de işten çıkmıştım. 1-2 saat uyudum. Saat 4 gibi avlanacak olduğum meraya geldim. Burası Mersin Atatürk Parkı. Biz limanın dış tarafında avlandık. Hani Menderek deniyor buralara. Hani şöyle göstereyim. Bakın burası Menderek. Sağlı sollu şekilde. Bu tarz yerler bizim LRF avlar için gerçekten verimli bir mera. Hani özellikle İsavi Tral için çok güzel. Bizim keyif aldığımız yerlerden birisi. Şimdi sizlere bugünkü tuttuğum balıklardan birkaç görüntü hazırladım. Şu şekilde sarı kuyruklarımız var. Bir tane liçamız var. Şöyle liça arkadaşlar videoda ufak gözükebilir. Hemen şöyle göstereyim bakın kuyruktan itibaren. Ben 1.90 boyunda 110 kilo bir insanım. Benim elimle balığı hesap edebilirsiniz. Hani limitlerde bir balık. Hop, nereye kayıyorum? Dur bakalım. Balık videoyu görünce suya gitmeye çalışıyor. Sen dur burada. Şöyle sarı kuyruklara bakın arkadaşlar. Sarı kuyruk dediğim balıklar da arkadaşlar size şöyle göstereyim. Bakın istavrit nerede? Bakın sağdaki balık istavrit, soldaki balık da sarı kuyruk diye geçiyor. Hani bu tral değil. İstavritin bir kırması gibi bir şey. Şöyle göstereyim. Hani trale benziyor. Ama kafa yapısı daha farklı. Bakın kuyruğu da sarı. Hani videoda birçok kişi bunlara tral diyor. Ama bunlar tral değil arkadaşlar. Şöyle güzel bir sabah suyu oldu. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ben sizlere elimden geldiğince faydalı video hazırlamaya çalışıyorum. Bugünkü hava badelerim burada. Herkes bitmiş bir halde. Sercan abi. Nasıl, var mı balık? Balık yok. Yok mu? Hakan bak kendine düşmüyor. Bir tane öyle deme, ayıp alıyor bak. Bir tane aldın yine. Servisi biz aldık işte, başka da yok. Ama kısmet iş abi. Ne bileyim, balık benim önüme geldi. Beni mi seviyor, oltayı mı seviyor? Halledeceğiz. Bir dahaki hafta seni yakalayacağım, ben seni izleyeceğim. İnşallah. Arkadaşlar kanala abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın, sevinirim. Herkese rast gelsin. Görüşmek üzere.